Meclisin yeniden açılacağı 6. yasama yılı öncesi siyaset kulisleri hareketli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1 Ekim sonrası için af hazırlığında olduğu öne sürüldü. Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Ceza infaz düzenlemesi genel kurulda kabul edildi. Üstelik üzerinden 2 yıl geçti ancak beklentiler daha da arttı. Yeni bir af düzenlemesi için Milliyetçi Hareket Partisi'nin çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre 1 Ekim'de MHP yeni yasama yılını yeni bir tasarıyla karşılayacak. 6. yasama yılında meclisin kapısını çalacak. Cezaevleriyle ilgili yasa teklifi sunacak. Düzenlemeye gerekçe olarak toplumdan gelen talepler gösteriliyor. AK Parti'nin seçime giderken çok sayıda kişinin beklentisine yanıt vermesi gerektiği konuşuluyor. MHP, cezaevlerinde doluluğu gerekçe göstererek şartlı ceza indirimi teklifini 2 yıl önce meclise sunmuştu. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'nin de oylarıyla kabul edilip yasalaştı. 100 bin kadar kişi bu düzenlemeyle cezaevlerinden çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri, helalleşme sıradan bir çağrı değil, oy isteği değildir dedi. Gönlümü sizlere açtığımı bilmenizi isterim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Partisinin düzenlediği helalleşme buluşmasına katıldı. Helalleşmek aynı zamanda barışmak demektir. Ayrıştığımız kişiyle barışmak demektir. Oturup konuşmak demektir. Aynı sofraya oturmak demektir. Aynı yemeğe kaşık sallamak demektir. Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye vatandaşlar çıktı, taleplerini dile getirdi, sorunlarını anlattı. İğneyi kendimize batırdık, güzel sözler söyledik, oldukça iltifatlar ettik. Ancak biraz da çuvaldızı batıralım Sayın Genel Başkanı ve İl Başkanımıza. Çünkü Türkiye'deki en büyük problemlerimizden birinin de fanatikleşme olduğunu düşünüyorum. Ardından kürsüye gelen CHP lideri helalleşme çağrısına ilişkin konuştu. Bu oy isteme çağrısı değildir dedi. Helalleşme sıradan bir çağrı değildir. Toplumun her kesimiyle oy versin veya vermesin, helalleşme bir oy isteme değildir değerli arkadaşlarım. Helalleşme yaşanan derin acılardan ders çıkarıp gelecekte böyle bir acının yaşanmama çağrısıdır aynı zamanda. Yetmedi mi çektiğimiz acılar? Şimdi bir de Ankara'ya dönüyoruz. Bugün AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü, 21. yıl dönümü. Akşam da bir kutlama var diyebiliriz. Detayları almak için Ankara'ya dönüyoruz dediğimiz gibi. Arkadaşımız Ebru karşımızda, detayları ondan alalım. AK Parti bugün 21. yaşını kutluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 21. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri akşam saat 18'de başlayacak ve ATO Kongrezyum'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutlama programına katılacak. Programın detaylarını aktaracağız ancak öncesinde saat 14'te AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı yapılacak. AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında burada birinci günden başlığı AK Parti'nin 21 yıllık siyasi hayatındaki icraatları olacak ve Cumhurbaşkanı burada 2023'e giden yolda atılacak adımları, izlenecek yol haritasını bir kez daha paylaşacak. Ekonomi ve iç ve dış siyasete ilişkin gelişmeler de yine il başkanları toplantısının gündeminde olacak. Erdoğan buradan ayrıldıktan sonra ise ATO Kongrezyum'a geçecek. Kongrezyum'daki program saat 18'de başlayacak. İlk olarak 21 yıllık süreçte yapılan icraatleri gösteren bir film izletilecek. Ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza daha konuşacak ve saatler 19'u gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkarak partililere seslenecek. Yaklaşık 3000 kişilik bir davetli listesi oluşturuldu. Kurucu üyeler, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin il başkanı, yine 81 ilin gençlik ve kadın kolları başkanları da bugün programda yer alacak ve etkinlikte dediğimiz gibi 21 yılı anlatan bir film de izletilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 yıllık süreçteki yaşanan önemli siyasi gelişmeleri paylaşacak ve ardındansa 2023'e giden yoldaki yol haritasını bir kez daha partililerle paylaşacak.